Fabrika sahibinin oğlu, saçları dökülmüş, iri başı, yuvarlak göbeğiyle tombalak bir patatesi hatırlatır. Bol bol uyumak, canlı kahkahalar salıvermek, çevresini alanlara mükellef ziyafetler çekmek için dünyaya gelmiş gibidir. Fabrikanın memurlar lokantasına girdi. Müessese müdürüyle birkaç garson her zamanki gibi koşuşturdular. Sandalyeler ikram edildi, masalar çekildi, itildi. Kuvvetli güneşin vurduğu penceredeki muşamba perde indirildi. O, yani fabrika sahibinin oğlu, ikram edilen 4-5 sandalyeden yalnız birisine yan geldi, dirseğini masaya dayadı, tombul yüzünü etli avucunun içine aldı. Şey dedi, ne bileyim ben, bir şey ama ne? Ağız dolusu esnedi. Karşısında hazır olda bekleyen müessese müdürünün yüzüne ağır göz kapaklarının altından yorgun yorgun baktı. Canımın ne istediğini bil bakalım. Müessese müdürü resmi bir gülüşten sonra ciddileşti. Bil diye tekrarladı fabrika sahibinin oğlu. Canımın ne istediğini bil, sana 10.000 lira. Sandalyesinde doğruldu, sonra bir kaplumbağanınkini hatırlatan sırtıyla masaya abandı. Hadi bilsene. Müessese müdürü gerdan kırdı, gözlerini kırpıştırdı, kuru yüzünü kaşıdı. Sevmiyordu. Garsonların filan önünde piyasasını düşürmekten başka bir şeye yaramayan bu şakaları sevmiyordu ama... Bu sırada cebinden bloknotunu çıkaran fabrika sahibinin büyük oğlu altın stilosuyla çok bozuk bir yazı yazdı. Müessese müdürü canımın ne istediğini bildiği takdirde kendisine 10.000 lira vermeyi taahhüt ediyorum. Müessese müdürü dede olmuş, ağırbaşlı bir adamdı ama çaresiz kağıdı aldı, uzaklaştı. Fabrika sahibinin oğlu sandalyesine gene yan geldi. Gittikçe ağırlaşan göz kapakları neredeyse büsbütün kapanacaktı. Bu sırada karşıda kuvvetle vuran güneş sütununun yanında çatal kaşıkları parlatmakta olan bir garson gördü. Eliyle masaya vurarak çağırdı. Dirseklerine kadar sıvalı kolları yer yer kararmış paçavrasıyla garson koşarak geldi. Fabrika sahibinin oğlu ne yapıyorsun orada diye sordu. Kulaklarına kadar kızaran garson çatalları dedi. Çatalları parlatıyorum efendim. Niye parlatıyorsun? Usta öyle emretti efendim. Usta öyle emretti demek. Sen emir kulu musun? Garson gülmeye çalışarak sayenizde efendim dedi. Sayemizde mi? Ben ağaç mıyım ulan? Estağfurullah efendim. Saye gölge demek. Ağacın gölgesi olur. Benim sayemde ise ben ağaç oluyorum bu hesapça. Sen de benim gölgemde. He? Estağfurullah efendim haşa. Senin okumuşluğun falan var mı? Yok efendim. Hiç mi? Var ama az. Ne kadar? 5'i bitirdim. Hepsi bu. Gerisini niye getirmedin? Tecelli beyim. Nasıl tecelli? Tecelli ne demek? Ben esas Karadenizliyim. Babam postanede odacıydı. 5 kardeştik. Aldığı para yetmiyordu zaten. Boğazımıza. Peki şimdi 10.000 liran olsa. Mesela tayyare piyangosu aldın. 10.000 lira vurdu. Ne yaparsın? Garson gülmeye çalışarak önüne bakıyordu. Söyle, ne yapardın 10.000'in olsa? Cevap ver be. Hiç düşünmedin mi? Mesela çıkarıp 10.000 lira versem sana şimdi ne yaparsın? Hiç fikrin yok mu be? Düşünmedin mi şimdiye kadar? Düşünmedim efendim. 10.000 lira çok mu mühim? Çok. Çok demek. Demek 10.000 liram olsa ne yapardım diye hiç düşünmedin. Ya sende iş yok. Git işine hadi. Garson kirli beziyle çekildi. Fabrika sahibinin oğlu yine ağız dolusu esnedikten sonra yaşaran gözlerini tombul ellerinin tüylü sırtıyla sildi. Hava adam akıllı sıcaktı, terliyordu. Tiril tiril sadakor ceketini çıkarıp yanı başındaki iskemleye bıraktı. Sonra önündeki masanın üzerine çaprazlama koyduğu ellerine başını dayadı. Uykuya tam geçecekti, lokanta kapısı hızla açıldı. Dökümhane şefi içeri girdi. Ahmet Bey koşun, dokumacılar grev yaptı, ağız sizi bekliyor. Kara kuru bir Arap uşağıydı. Fabrika sahibinin oğlu ondan beklenilmeyen bir çeviklikle sıçradı. Sadakor ceketini aldı, dökümhane şefiyle lokantadan çıktılar. Hiçbir zaman düzelmeyen bir mide bozukluğundan şikayetçi ağa, yani fabrika sahibi, ağır tül perdeleri serin bir nemlilik verdiği odasında köşeleme gidip geliyor huysuzlanıyordu. İçeri giren oğluna
İş dairesine, emniyete, jandarmaya telefon et çabuk, dedi. Ne var, ne oluyor? Ne mi oluyor? Ne mi oluyor? Ben mi senden soracağım, sen mi benden? Benim bildiğim mesainin 8 saate inmesini fakat 12 saatte kazandıkları parayı vermemizi istiyorlardı. Her neyse, evvela telefon et, sonra git gör. İcap ederse atölyeyi bağla, o gitsinler. Amele mamele. Aç itleri başımıza çıkardılar biri herif. Hükümet hükümet değil ki. Sallandırıver bir ikisini. Fabrika sahibinin oğlu odadan fırladı. İplik ambarlarını bir hamlede geçti. Dokumahaneye koşarak girdi. 300 dokuma tezgahının müthiş bir şakırtıyla çalıştığı atölyenin havasında pamuk tozları uçuşuyordu. Kapıda durdu. İçeri hırslı hırslı gözden geçirdi. Yanı başında dikilen dokuma ustasına ''Hani grev yaptılar diyordun. Herkes tezgahının başında.'' Tezgahlarının başındalar ama iş görmüyorlar. Masura tükeniyor, dolusunu koymuyorlar. Bez top oluyor, kesmiyorlar. İplik kopuyor, bağlayıp çekmiyorlar. Bir çeşit grev yani. Kim ele başları? Sarı Mehmet. O yok mu? Çağır şunu bana. Dokumahane şefi düdüğünü kuvvetle öttürdü. Bütün başlar kapıya çevrildi. İki muavin koşarak geldiler. Sarı Mehmet'i çağırın bana. Az sonra zayıf kolları dirseklerine kadar çemirli, duru beyaz yüzlü, tepe saçları dökük, gaga burunlu bir dokuma işçisi dokuma ustasının yanına geldi. Üstü başı, kaşları toz içindeydi. Buyur, dedi. Fabrika sahibinin oğlunu işaret eden şef, Küçük Ağa seninle konuşmak istiyor, dedi. Sarı Mehmet Küçük Ağa'ya baktı, bakıştılar. Sarı Mehmet sen misin? Benim. Bu ameleye sen mi ön ayak oluyorsun? Ne gibi? Tezgah başında dikiliyor, iş yapmıyorlarmış. Böyle hareket etmelerini sen tavsiye ediyormuşsun. Ne münasebet. Onu sana söyleyen halt etmiş. Ne biçim konuşmak bu? Bir amirin, bir büyüğün önünde böyle mi konuşulur? Büyüğün önünde böyle konuşulmaz biliyorum. Konuşuyorsun işte. Konuşmuyorum, terbiyemi bilirim ben. Konuşuyorsun işte be. Ben senin önünde konuşuyorum. Ben senin büyüğün değil miyim? Ekmek veriyorum sana. Sen bana ekmek veriyorsun ha? Sen kimsin de bana ekmek vereceksin? Çalışıyorum ben. Alnımın teriyle kazanıyorum onu. Bana ekmek veriyormuş. Ben çalışmayayım da sen bana ekmek ver. Ulan siz değil ekmek, günahınızı bile vermezsiniz bedavadan. Terbiyesizlik etme. Fena olur sonra. Ne olur? Bilmem neyimden tutup tavana bastırırsın beni. Araya dokuma ustası girdi. Sarı Mehmet'i kenara çekti. Çevresine hemen dokuma işçileri, arkadaşları almıştı. Piyakasına bak gebeşin. Bir tane patlasam yarısı boşa gider. Abdesthane aralığında sigara içerken manzarayı uzaktan görüp koşarak gelen dokumacı Bilal, Gaffar, Kürt Resul de kalabalığa karıştılar. Gaffar, ne olmuş lan Mehmet diye sordu. Kim kime ne atmış? Hiç yahu dedi Sarı Mehmet. Bize ekmek veriyormuş. Lan sen kimsin ki bize ekmek veriyorsun? Allahsız oğlu Allahsız. Çamurda görsen bir tekme de sen atarsın. Baş ver dedi Gaffar. 8 saate indiriyorlar mı indirmiyorlar mı? İndirir mi bunlar ya? Avanta işçi var. En zoruma giden bize terbiyesiz diyor. Lan senin de sana terbiye verenin de. Kim diyor? Koca göbek mi? He ya. Terbiyesiz Ebu Ciddi onun sülaleyi Tahiresi. Fabrika sahibinin oğlu yanlarına geliyordu. Gaffar dedi. Geliyor bu tarafa geliyor. Göbeğe bak lan. Bellersin 9 aylık gebe. Gebe değil de nedir? Dedi Kürt Resul. Fabrika sahibinin oğlu hadi bakalım iş başına diye emretti. Bir an hiç kimseden ses çıkmadı, bakışıldı. Sonra Sarı Mehmet harp biteli 5 sene oluyor dedi. İş kanununun hükümlerini yerine getirmenizi istiyoruz. O sizin bileceğiniz iş değil diye Küçük Ağa nefretle cevap verdi. Fabrikanın menfaati nasıl icap ettirirse. Biz kendi menfaatimizi biliriz. Fabrikanın menfaati bizi alakadar etmez. Siz de fabrikaya alakadar etmezsiniz. Arkadaşlar duydunuz mu? Biz fabrikaya alakadar etmezmişiz. Madem biz fabrikaya alakadar etmeyiz, o halde bul işçi de çalıştır. Küçük Ağa telaşlandı. Dokumahane şefi, yardımcıları, yağcılar, fabrika baş makinisti, iki katip baş başa verip fiskos geçtiler. Sonra işlerine iki katip gereken yerlere telefon etmek üzere koştular. Sapsarı yüzüyle fabrika sahibinin oğlu, dikkat edin,
diye bağırdı. Grev yapıyorsunuz. Grev kanunen yasak, karışmam sonra. Sarı Mehmet hemen kendini topladı. Hayır dedi. Katiyen. Geçiyoruz işimizin başına. Arkadaşlar herkes işinin başına geçsin. Herkes tezgahın başına geçti. Lakin tezgahlar boşuna işliyor. 300 tezgahta kilovatlar boşu boşuna su gibi harcanıyor. Bir tek santimlik iş görünmüyordu. Dokumahane şefi, nafile, iş görmeyecekler. Fabrika sahibinin oğlu hırsından kuduruyordu. Yere tükürdü, olduğu yerde döndü. Hırsına yenilerek gitti dokumahane kapısının oradaki mermerde şarteli çekti. Atölye istop edince, hadi paydos, basın fabrikamdan, çıkın dışarı. Yer yer kımıltılar, homurtular oldu. Sarı Mehmet, grevi sen yaptın. Kanuna sen karşı geldin asıl. Şahit olun arkadaşlar, patron grev yapıyor. Evet, grev lohaft yapıyorum. Size bundan sonra değil ekmek zırnık vermeyeceğim. Takacağım kilidi. Hadi basın dışarı, yallah. Sarı Mehmet'le arkadaşları kafa kafaya verdiler. Bir süre usul usul konuştuktan sonra Sarı Mehmet, kımıldamayalım dedi. Nasıl olsa polise telefon ettiler şimdiye kadar. Gelsin polis işimizin başında görsün bizi. Nasıl? Kıyak, hadi gidelim. Arkadaşlar geçin işinizin başına. Varsa bir kuvveti attırsın bizi dışarı. Gaffar, kışınki vergi kaçakçılığını unutma diye bağırdı. Tezgahların hantlarını çıkarıp çakarsın ya. Çakar ya ateş almaz enayi. Dokumacılardan bir kısmı tezgahlarının başına geçti. Bir kısmı ise küçük ağanın hala bas bas bağıran sesinden ürkerek fabrika kapısına doğru ağır ağır yürüdü. Az sonra başkomiserle birlikte 20 kadar bekçi, polis fabrikadan içeri telaşla girdiler. Coplar çekilmiş, kaşlar çatılmış, suratlar asılmıştı. Dokumahaneyi kordon altına aldılar. Sarı Mehmet'le arkadaşlar ileri atılıp, komiser bey dediler, fabrika sahibi lockout yaptı, ifadeleriniz alınsın. Her kafadan bir ses çıkıyordu, başkomiser şaşırmıştı. Lockout ne demek diye sordu. Patronun grevi, patronun ameleyi kovması, işinden atması. Yalan diye fabrika sahibinin oğlu ortaya atıldı. Yalan söylüyorlar, yalan söylüyor namussuzlar. Namussuz sensin, namussuz sensin. Namussuz, namussuz. Ortalık karıştı. Fabrika kapısındaki işçiler de içeri girmeye zorluyorlardı. Başkomiser, bekçi ve polisler de ne yapacaklarını, nasıl davranmaları gerektiğini bilmedikleri için kararsızdılar. Fabrika sahibinin odacısı koşarak geldi. Vali muavini bey geldi. Komiser bey istiyor. Komiser belindeki tabancasını tutarak koştu. Mali muavini hafif kara bıyıklı, akça pakça bir zattı. Divan edebiyatına meraklı, bilhassa Nedim hayranıydı. Fabrika sahibinin masasına kurulmuş, elindeki kurşun kalemi cama hafif hafif vuruyordu. Büyük ağa, yani büyük patron, şinlediler beyefendi. Nereden icat oldu bu demir kırası? Irgat maraba grubuna kabahatli olduk baya. Paramıza iyi rezil oluyor. Vali muavini gülümsüyordu. Olur efendim. Ufak tefek meseleler bunlar. Ya maazallah Avrupa'daki gibi olsalar? Olmasın efendim. Bura Türkiye. Elinizdeki bir şey. Askeriniz polisiniz var şükür. Nelerinden korkuyorsunuz? Ah ben hükümet olmalıydım ki. Ne yapardınız? Sallandırıver bir ikisini. Oo. Bizim hükümetimiz işverenle işçi arasında tam bir hakem rolünü oynamak için, yani demek istiyorum ki, fabrika sahibi bu sözleri beğenmedi. Yöneticiler içinde en gevşek onu bulduğu için oldu bitti sevmezdi. Zaten bu işverenle işçi arasındaki hakemlikten, hukuk devleti deyiminden de bir şey anlamıyor, içerleyip duruyordu. Bu sırada odaya başkomiser girdi. Mali muavinin karşısında esas vaziyet aldı. Mali muavini, ne oluyor diye sordu. Beriki hep hazır oldu. Tabii fabrika sahibinin etkisi altında bir çırpıda anlattı. Amele işi bırakmış efendim. Malum haliniz grev yapmış. Telefonla haber verildi bize, hemen geldik. Elebaşıları olması lazım. Muhafaza altına aldınız mı? Henüz böyle bir şey yapmamışlardı ama lazımdı. Kafadan attı. Aldık efendim. Peki getirin bakalım. Başkomiser çıktı, dokumahaneye geldi. Telaşlı telaşlı. Baksanıza bana. Hasan Efendi, Süleyman Efendi, Ramazan Bey. Mali muavinin yanından geliyor. Elebaşları olması lazım. Muhafaza altına alıp almadığımızı sordu. Aldık diye attım. Hani şu sarı biri vardı, ukala bir şey. Yakalayın şunu, muhafaza altına alalım. Bir komiserle 3 polis, birkaç bekçi, Sarı Mehmet'le 2 arkadaşını muhafaza altına aldılar. Berikiler, niye yahu niye diyorlardı.
Lokaltı yapan, suçu işleyen orada. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Siz bizi tevkif ediyorsunuz. Kimden bahsediyorsun? Suç işleyen kim? Fabrika sahibinin oğlu mu? Tabii ya. Şalteri indirdi. Milleti işten kovdu. Bizim değil, onun tevkif edilmesi lazım. Onun. Maşallah. Koskoca mal sahibi. Nankörlüğün alemi var mı? Sayesinde sebepleniyorsunuz. Karnınız doyuyor. Üç arkadaş bağırdı, çağırdı. Hak, adalet ve daha bir sürü şeyden dillerinin döndüğünce söz ettiler. Melikiler yanlış yola saptıklarını anlamıştı ama vali muavini elebaşının muhafaza altına alınmasından söz etmişti. Bundan ötürü muhafaza altına alınması icap edenler vardı. Sizi tevkif etmiyoruz dediler. Muhafaza altına aldık sadece. Bizim tevkif yetkimiz yok ki. Mesele bundan ibaret. Fabrika sahibinin oğlu babasının odasına öfkeyle girdi. Rahatsız oldunuz beyefendi. Gene sizi buraya kadar yordu bu asi herifler. Vali muaviniyle el sıkıştılar. Yani beyefendi, biliyor musun, anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Makine beğenmezler, iplik beğenmezler, çalışmazlar. Şimdi de bir 8 saat meselesi tutturdular. Geçen de arz etmiştik. İşçiye zam, az mesai, şu bu bizim de arzuladığımız şeyler. Biz de işçimizin ferahını isteriz şüphesiz. Fakat bir de ortada realite var. Daha çok mesaiyle daha az ücretle çalışacak. Hatta buna can atan işsizler var ortada. Haber üstüne geliyor. Sonra maliyet meselesi. Karşımızda Avrupa, Amerika malı var. Rekabet malum. Serbest piyasa rejimi devrine giriyoruz. Nasıl rekabet edeceğiz sonra? Fabrikalarımız kababak icap edecek aksi halde. Bununla beraber biz umumiyetle işçilerimiz de memnunuz. Aralarında bazı uygunsuzlar olmasa, ekseriyet iyi halden anlıyor. Gel gelelim o birkaç sütsüz. Demin ne yaptılar biliyorsunuz mu? O bir sarı Mehmet var. Çıktı makinenin üstüne. Arkadaşlar işi bırakalım. Ya dediğimizi yaparlar ya da çalışmayız diye bas bas bağırdı. İşçiler kitle halinde atölyeyi terk ettiler. Bunun üzerine zaten halinize haber vermek zarureti hasıl oldu. Vali muavini sakin sakin dinledikten sonra devletimizin rolü bu türlü zorlukların üstünden gelmek. Onlar da vatandaş, onları da dinlemek lazım. Değil mi efendim? Hakkı haliniz var şüphesiz ama bilseniz ki... Düşününüz, ya maazallah Avrupa'dakiler gibi olsalardı? Burası Avrupa değil beyefendi. Olabilirdi. Aralarında 100-150 senelik bir fark var bereket versin ama... Asrımız uçak asrı, atom asrı. Bu yol belki de hızla kapanacak. Bilinmez ki. Atatürk'ün inkılaplarını düşünün. O ne baş döndürücü hamleydi o. Bundan dolayı asil milletimiz bu farkı da kapayabilir. Onun için böyle anlaşmazlıklarda devletin hakemin rolüne alışmak lazım. Fabrika sahibiyle oğlu bakıştılar. Vali muavini bu bakışmayı gördü. Bu demek değildir ki onların nahoş hareketleri hoş görülecek, göz yumulacak. Asla ve kesinlikle. Memleketimiz bir hukuk ve adalet memleketidir. Hak sahiplerinin hakkı haksızlara katiyen çiğnetilmeyecektir. Çünkü efendim, memleketimiz bir hak ve adalet memleketi olmak haysiyetiyle devletimizin rolü vatandaşlar arasındaki dengenin teessüsünde bir hakem kapı vuruldu. Deminki başkomiser girdi. Sanıkları getirdim beyefendi. Neredeler? Burada, kapı önünde. Muhafaza altındalar efendim. Âlâ. Ben şimdi savcılığa telefon ederim. Siz adliyeye sevk edin onları. İçeride asayiş yerine geldi mi? Geldi efendim. Ötekiler işlerin başına döndüler mi? Döndüler efendim. Evet döndüler. İsterseniz... İstemez. Siz şimdi sevk edin bakayım onları. Kulaklığı eline aldı. Saçları bir yantinden ışıl ışıl savcı, ufak tefek ama sert bakışlı biriydi. Az önce 2,5 liraya satın aldığı otomatik çakmağını deniyor, hafifçe gülümsüyordu. Telefon çalınca kulaklığı aldı. Alo, evet başsavcı yardımcısı. Buyurun beyefendi. Ha, evet efendim, haberdar etmişlerdi. Gönderdiler mi? Grev mi dediniz? Dehşet. Baş üstüne beyefendi. Telefonu kapadı. Yanı başındaki masada başını evraklara indirmiş, harıl harıl çalışmakta olan arkadaşına "Burayı İtalya yahut Fransa sanmış köpoğulları" dedi. Ne olmuş? Dedi başını kaldıran Beriki. İri yarı ama yumuşak bakışlı biriydi. Fabrika ameleleri grev yapmış. Nasıl olur? Basbayağı grev yapmışlar. Tezgahları bırakıp patron da zabıtayı haberdar etmiş.
Elebaşılar muhafaza altına alınmış. Neredeyse gelirler. Tevkif edecek misin? Zannederim. Çünkü grev. Vali muavini telefon etti. Kafa kaldırtmaya gelmez. Derhal ezmek lazım. Fransa'yı içeriden çökertenlerin kimler olduğunu biliyoruz artık. Öbür savcı başını gene evraklara eğmişti. Susuşumdan anlam çıkarılır korkusuyla. Şüphesiz. Yalnız şaştığım bir nokta var. Bu işe cesaretin nelere mal olacağını hala anlamamışlar mı? Öyle görünüyor. Mamafi anlatacağız elbette. Duvardaki büyük saat öğleden sonranın 4'ünü ağır ağır vurmaya başladı.